Bu görüntüler Antalya'da bir antik kente haber yapmak için giden TRT Haber ekipleri tarafından çekildi. jandarma da geliyor. Dedektörle ne yapıyorsunuz hanımefendi? Ya, ne dedektörü nerede çıkarıyorsunuz? E gördük şimdi sizi o kadar insan gördü. Bir şey ha? Vurdum, ona... Antik kentlerde kaçak kazı yapan definecileri haber yapmak için TRT Haber ekipleri Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Kelbesos Antik Kenti'ne çıktı. Tam o sırada elinde dedektör olan iki kişi karşısında habercileri görünce bölgeden uzaklaşmak istedi. Görüntülerinin çekildiğini fark edince dedektörü kayaların arasına saklayarak arkasına bile bakmadan gitti. Antalya merkeze 34 kilometre uzaklıktaki Kelbesos Antik kentindeyiz. Burası adeta definecilerin uğrak noktası olmuş durumda. Biraz önce de burada gezen bir defineci dedektörünü bırakıp kaçtı. Durum jandarma ekiplerine bildirildi. Gerekli inceleme başlatıldı. Defineciler tarihi taş yapıların içlerine yerleştirilen el yapımı patlayıcıları infilak ettirerek değerli eşyalar arıyor. Bu insanlar maalesef ki patlayıcılarla çalışıyorlar dedektörler aracılığıyla. E, aldıkları sinyaller sonucunda e, burada e, değerli objeler olduğunu düşünerek patlatıyorlar. Tahribat e, maalesef ki tarihe yapılan tahribat. Yani geri dönüşü yok. Sivil toplum kuruluşları böylesi durumların önüne geçmek için teknolojinin kullanılmasını istiyor. Koyulacak kameralarla, foto fotokapanlarıyla bizim bu işi engellememiz çok çok mümkün. Bu dedektörlerin alımı bir yasaklanmalı, belli bir kurala tabi olmalı. Kaçak kazıların ve tarihi eser kaçakçılığının ise cezası büyük. İki yıldan beş yıla kadar izinsiz kazı sondaj. Bu tarihe alanlarda bunu yaparsanız böyle ama onun dışında define araştırıyorsunuz araştırıyorsanız herhangi bir yerde ise bu 3 ayla 2 yıla kadar hapis cezası var. Türkiye bir yandan tüm gücüyle yurt dışına kaçırılan tarihi eserleri geri getirmek için uğraşırken bir yandan da definecilerin tarihi yapılara zarar vermesini engellemek için yoğun çaba harcıyor.